Pek çoğunuzun haklı olarak parasını riske atmak istemediğini biliyorum. Ve bana en çok sorduğunuz soruların başında sıfır sermaye ile nasıl dropshipping yapabilirim geliyor. İşte bu videoda sana sıfır sermaye ile, evet yanlış duymadın, sıfır yatırımla Amazon, eBay, Shopify kullanmadan, reklam vermeden nasıl dropshipping yapabileceğini anlatacağım. Ve tüm bunları yapabilmek için tek ihtiyacın olan bir bilgisayar ya da akıllı telefon. Evet, sadece elindeki telefonu kullanarak bu videoda anlatacağım yöntemle dropshipping yapabilirsin. Hiçbir detayı kaçırmamak için şimdi arkana yaslan ve videoyu sonuna kadar izle. Videonun sonuna geldiğinde satış yapacağın kategoriyi nasıl seçeceğini, satacak başarılı ürünleri nasıl bulacağını, mağaza adını ve logonu nasıl ücretsiz oluşturacağını, bedava online mağazanı nasıl kuracağını, mağazana ürünleri nasıl ekleyeceğini ve gelen siparişleri nasıl göndereceğini öğrenmiş olacaksın. Merhaba, ben Can. E-ticaret ile ilgili tecrübelerimi bu kanaldan ücretsiz olarak sana aktarıyorum. Örneğin sadece bu videodaki bilgiler için yüzlerce dolara satılan eğitimler alman gerekecekti. Ben ise sadece bir dakikanı ayırmanı, videoya beğeni ve yorum atmanı istiyorum. Sana gerçekten para kazandıracak yeni videolarımı da kaçırmamak için hemen şimdi kanala abone ol. Peki öncelikle neden dropshipping yapmalısın? Ya da dropshipping iş modeli kimler için uygun? Bundan bahsederek başlayalım. Eğer hiç online satış tecrüben yoksa, daha önce herhangi bir platformda satış gerçekleştirmediysen, yatırım yapacak bütçen yoksa ya da paranı riske atmak istemiyorsan, mevcut maaşın, kazancın yetersiz geliyorsa, ek gelirin olsun istiyorsan, işini idare etmek için bir mekana tıkılmak zorunda kalmak istemiyorsan, yani istediğin her yerden işini idare edebilmek istiyorsan, üretim, stok, kargo gibi süreçlerle uğraşmak istemiyorsan, dropshipping iş modeli tam sana göre. Başarılı bir ürün bulmayı anlatmaya geçmeden önce, dropshipping iş modelini ilk kez duyan arkadaşlar için bunun ne olduğunu kısaca açıklayayım. Müşteriler, birazdan nasıl oluşturacağını anlatacağım, online mağazan üzerinden satışa sunduğun ürünleri satın alır ve örneğin 50 dolar öderler diyelim. Sen ise satıcı olarak sayfana düşen bu siparişteki müşteri bilgilerini tedarikçine iletir ve ürünü bu bilgilerle tedarikçiden satın alırsın. Buna da tüm masraflar dahil 30 dolar ödersin diyelim. Tedarikçin ürünü girdiğin bilgilere göre müşteriye yollar. Böylece müşteri 50 dolara satın aldığı ürününe, tedarikçin sana sattığı üründen 30 dolar ciroya ve sen de 20 dolar kazanca ulaşırsın. Şimdi kazançlı ürün nasıl bulunur ona bakalım. Öncelikle anlatacağım sistemde başarının 1/4 biri bulacağın ürüne bağlı ise 1/4'ü onu nasıl pazarlayacağına bağlı. Satacağın ürünle ilgili kendine sorman gereken sorular şunlar. Bu ürün ne kadar eğlenceli? Ürünü kendi yaşantında kullanıp tanıtabilir misin? Bu ürünle ilgili ne gibi içerikler üretebilirsin? Ve bu ürünle ne kadar çok içerik üretebilirsin? Çünkü dediğim gibi işin pazarlama kısmı ürünün kendisinden daha önemli. 2022'de en çok rağbet gören kategorilere göz atacak olursak bunlar güzellik ürünleri, evcil hayvan ürünleri, teknolojik ürünler, çocuk ürünleri, hediyelik eşyalar, fotoğrafçılık ürünleri ve fitness ürünleri gibi ürünler. Hadi şimdi bu kategorilerde ürün aramanı nasıl yapacağına bakalım. Bununla ilgili şahane bir tüyo vereyim sana. Google aramalarında arama bölümüne TikTok Trend Discovery yazıp arama yap. Arama sonuçlarında çıkan buradaki linke tıkla ve karşında TikTok'taki en popüler ürün reklamları. TikTok kesinlikle an itibariyle en popüler sosyal platform. Bu nedenle de en çok reklam verilen yerlerin başında geliyor. Ama biz reklam vermeyeceğiz. Çünkü ürününü müşterilere tanıtmak için reklam vermek zorunda değilsin. Ürün videonu ücretsiz olarak TikTok gibi sosyal medya platformlarında paylaşabilirsin. TikTok'un güzelliği de burada zaten. Popüler olan ürünleri görmek için buradaki filtrelerden öncelikle tüm ürün türlerini seçiyoruz. Bölge olarak satış yapmak istediğin bölgeyi seçebilirsin. Ama sana önerim Amerika'yı seçmen. Daha sonra sayfayı aşağı kaydırarak ürün aramasına başlıyoruz. Örneğin buradaki mikser gayet kullanışlı ve kendisiyle viral olacak içerikler üretmeye çok uygun. İnsanlar yiyecek içecek hazırlama videolarını hipnotize olmuş gibi izliyorlar. Bunun en güzel örneklerinden biri de CZN Burak. Bu gibi içeriklerle ürününü TikTok üzerinden viral videolar halinde pazarlarsan dropshipping yaparken kazancının büyük bir kısmını elinden alacak reklam harcamalarından kurtulursun. Bunun gibi bir fitness ürünü de çok başarılı olabilir. Ama burada bir uyarı yapayım. Böyle ürünlerin reklamını yapmak için videolarda kendini göstermek zorunda olduğunu da unutma. Bu senin için bir sorun olacaksa fitness ürünleri gibi vücudunu ya da kendini göstermen gereken ürünlerden ziyade sadece ürünü çekerek içerik üretebileceğin ürünlere yönelebilirsin. Peki bu ürün üzerinden araştırmamıza devam edelim. Google üzerinde bu ürünle alakalı Hula Hoop Exercise olarak arama yaparsak karşımıza doğrudan TikTok'ta bulduğumuz bu ürün çıkıyor. Burada DHgate isimli bu site AliExpress, CJ Dropshipping gibi bir tedarikçi. Yani bu site de dropshipping yapılan bir platform. Onun yanındaki bu ilan ise
Büyük ihtimalle dropshipping yapan bir satıcı. Buna tıklayıp sitesine bir bakalım. Site zaten doğrudan dropshipping yapıldığı izlenimini veriyor. Gerçi kargo sürelerine bakılırsa ürünleri kendi de kargoluyor olabilir. Ya da tedarikçisinden hızlı kargoyla gönderim sağlıyor. Satış fiyatı olarak $65 belirlemiş. Bu ürünün maliyetini dropshipping tedarikçi sitelerinden incelediğimizde ise CJ Dropshipping'te aynı anahtar kelimelerle arama yaptığımızda aynı ürünün $5 ila $7 arasında satın alınabildiğini görüyorsun. Ayrıca pek çok diğer dropshipping satıcılarının tıpatıp aynı ürünü sattığını da görüyorsun. Fiyatları arasındaki uçurumu da fark etmişsindir. Gördüğün gibi sattığın üründen ziyade onu nasıl pazarladığın önemli. Pek çok müşteri bir ürün satın alırken Google'da arama yapmak yerine örneğin TikTok gibi platformlarda bir ürün beğendiğinde doğrudan ürünü gördüğü profildeki linke tıklayarak satın alıyor. AliExpress üzerinde arama yaptığımızda da aynı ürünün en çok satılanlarda olduğunu ve $13 civarında bir fiyata satın alabildiğimizi görüyoruz. Bu ürün üzerinden gayet yüksek kazançlarla dropshipping yapabileceğimizi anladığımıza göre şimdi mağaza ismimizi ve logomuzu nasıl oluşturacağımıza bakalım. Yine Google üzerinden Business Name Generator yani iş ismi oluşturucu diye arama yaparsan karşına online ücretsiz araç çıkacak. Örneğin şuna tıklayıp açılan sayfadan ürünümüzle alakalı fitness kelimesini girdiğimizde bize bununla ilgili önerileri yaptığı sayfaya ulaşıyoruz. Burada kısa ve güzel bir isim var Fitlaza diye. Bu ismi alan olmuş mu bir kontrol edelim. Google'da Fitlaza araması yaptığımızda evet maalesef bu ismin alındığını görüyoruz. Anahtar kelimemizin yanına Hula ekleyip bir daha deneyelim. Böylece ürünümüzle daha alakalı, daha spesifik bir iş adı da elde edebiliriz. Hula Heel da güzel ve akılda kalıcı bir isim olabilir. Bunu aradığımızda direkt bu ismi alan bir şirketin olmadığını görüyoruz. Yani mağaza ismimizi de bulmuş olduk. Mağaza ismimiz de hazır olduğuna göre sırada logo oluşturmak var. Bununla ilgili en popüler seçenek Canva platformu. Bu sitede grafik tasarımları ile ilgili hemen her ihtiyacını ücretsiz kullanımında can sıkıcı kısıtlamaları olsa da karşılayabilirsin. Ama şimdi olduğu gibi sadece logo tasarımı ihtiyacın varsa tamamen ücretsiz hizmet veren, kullanım kolaylığı ve herhangi bir kısıtlama derdi olmaması nedeniyle sana zarla.com sitesini öneririm. Site ana sayfasından doğrudan mağaza adını buraya girerek logo tasarımına başlıyoruz. Çıkan formdan da ürün kategorimizi seçiyoruz. Sonraki forma dilersen bir slogan yazabilirsin. Son adımda da logoyu otomatik mi yoksa manuel olarak mı oluşturmak istediğini soruyor. Otomatiği seçtiğimizde bize logo önerilerinde bulunacak. Burada çıkan logolardaki herhangi birinin altında bulunan bu butona tıklayarak logoyu daha fazla kişiselleştirebilirsin. Fotoğrafı, yazı tipini, renkleri, arka planı dilediğin gibi tasarlayabilirsin. En güzel özelliklerinden biri de logonun çeşitli ürünler ya da platformlarda nasıl göründüğünü sana gösteriyor olması. Tasarımını tamamladıysan üstteki bu bölüme mail adresini girmen yeterli. Logon girdiğin bu adrese gönderilecek. Marka ismi ve logo tamam. Sırada ücretsiz online mağazamızı oluşturmak var. Burada da imdadımıza bigcartel.com platformu yetişiyor. Bu platformda oluşturacağın ücretsiz mağazanda 5 adete kadar ürün satabilirsin. Ana sayfada ücretsiz mağazanın mağazanı oluşturmanı sağlayacak bu bölüme tıklayarak başlıyoruz. Açılan sayfada mail adresini, şifreni, mağaza adını girerek kayıt ol diyoruz. Ücretsiz mağazana giden yolu yarıladın. Burada 5'ten fazla ürün satmak istiyorsan birden fazla mağaza açabilirsin. Mağaza oluşturunca karşına gelen bu sayfadan mağaza kurulumunu tamamlaman gerekiyor. İlk önce adres bilgisi gireceksin. Merak etme bu adresi müşteriler göremiyor. Ödeme almak için de PayPal ya da Stripe hesabın olmalı. Mümkünse buraya ikisini de girmeni öneririm. Çünkü müşterilere ödeme esnekliği sunman satışlarında artış sağlar. Ödeme yöntemlerini de girdikten sonra faturalandırma bölümünü ücretsiz paket kullandığın için doğrudan geçiyorsun. İleride istersen bu bölümden paketini yükseltip diğer paketleri de kullanmaya devam edebilirsin. Buranın altında kargolama bilgileri bölümü var. Bu bölüme de satış yapacağın ürünler için kargo süresini ve ücretini belirten profiller oluşturabilirsin. İşin eğlenceli bölümü başlıyor. Buradan mağazanın tasarımını özelleştireceksin. Mağazanın ana fotoğrafını da buradan ekleyebilirsin. Renkler bölümünden mağaza renklerini değiştirebilirsin. Yeri gelmişken minik ama hayati bir tavsiye vereyim. Mükemmeli yakalamaya çalışarak vakit harcama. Fonksiyonel, sorunsuz şekilde çalışan, gerekli bilgileri eksiksiz girilmiş mağazanı olabildiğince kısa sürede hazırlayıp satış yapmaya koyul. Çünkü kendimden biliyorum. İlk mağazamı oluştururken tasarımıyla, renkleriyle, yazı tipleriyle o kadar çok vakit kaybettim, o kadar çok tasarım değiştirdim ki şu an dönüp baktığımda ne ilk tasarım kalmış ortada ne de harcadığım onca zamana değmiş. Dediğim gibi en önemli şey pazarlama. Ne ürün, ne tasarım, ne de renkler. Bunlar önemsiz demiyorum. Ama bir ayını tasarıma ayırarak satışlarında yaratacağın farkı pazarlamaya belki de bir gün ayırarak yakalayabilirsin. Zamanını doğru yönet ve kullan. Hatta bence doğrudan buradaki hazır temalardan birini seçip düzenlemeyle vakit kaybetmeden tüm enerjini pazarlamaya kanalize et.
Şimdi mağazana ürün eklemeye bakalım. Buradaki bölümden ürün ekleme sayfasına ulaşacaksın. Ekranı bölerek bir tarafa mağazana ürün ekleme sayfasını, diğer tarafına da ürün temin edeceğin dropshipping sayfasını aç. Ürünün resmi, açıklaması, ismi, kategorisi gibi bilgileri dropshipping platformundan kopyalayıp ürün sayfana yapıştır. Bu arada hatırlatayım, ücretsiz versiyonda sadece bir ürün fotoğrafı yüklemen izin veriyor. Bu nedenle ürünün için birden fazla fotoğraf kullanmak istiyorsan bu fotoğrafların hepsini bir kolaj programıyla tek fotoğraf haline getirebilirsin. Ama 2-3 fotoğraftan fazlasıyla da kolaj yapıp ürününün gözle görülemeyecek kadar da küçülmesine neden olma. Ürün açıklama bilgin tedarikçi sayfanda yoksa ya da tedarikçi sayfasında bulunan bilgi sana yetersiz geldiyse aynı ürünü satan diğer satıcıların yazdığı açıklamalardan da fikir alabilirsin. Fikir al diyorum. Çünkü aynısını yazman hem etik hem de arama motoru optimizasyonu açısından yanlış olacak. Kategori ve ücret bilgilerini de girdikten sonra ürününle ilgili renk, boyut gibi varyasyonlar varsa bunları da bu bölümden ekleyebilirsin. Alttaki bu bölümden de kargo bilgilerini gireceksin. İster tüm dünya için tek bir kargo ücreti, istersen ülke ülke farklı ücretler seçebilirsin. Bilgiler tamamsa alttaki kaydet butonuyla ürün ekleme işlemini bitirebilirsin. Bu linke tıklayarak mağazamızın nasıl göründüğüne bir bakalım. Tasarımıyla fazla vakit kaybetmediğimiz için mağazamız böyle sade görünüyor. Dilersen üstteki bu menülere eklemeler de yapabilirsin. Mağazamıza ürünümüz de eklendiğine göre satış geldiğinde ne yapıyoruz ona bir bakalım. Öncelikle mağazana gelen siparişleri yönetmek için başlangıçta ekstra yazılımlara, uygulamalara ihtiyacın olmayacak. Tek yapman gereken mağaza sayfanla tedarikçi sayfanı yine ekranı ikiye bölerek yan yana açmak. Aynı ürün eklerken yaptığımız gibi. Satılan ürünün tedarikçindeki sayfasını bir yana, mağazanda orders sayfasını diğer yana aç. Orders sayfasından ürününü satın alan müşterinin bilgilerine ulaş. Daha sonra tedarikçinin sayfasından ürünü bu bilgilerle satın al. İşte bu kadar. İlk satışını tamamladın. Bilgileri girerken isim ve adres bölümüne müşterinin ismini ve adresini, telefon numarası bölümüne sahte bir telefon numarası ya da kendi telefon numaranı yazabilirsin. Ödeme yöntemi olarak da yüksek puan kazandıran bir kredi kartı kullanmanı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü ticaretin ilerledikçe başlarda ufak gibi görünen bu puanlar önemli bir kazanca dönüşüyor. Siparişi tamamladığın zaman ürünü gönderdiğini belirttiğin bir buton çıkacak. O butona bastıktan sonra takip numarasını girebileceğin bölüme ulaşacaksın. Tedarikçinden aldığın takip numarasını buraya girebilirsin. Dropshipping tedariği ile ilgili AliExpress'i öneririm. Çünkü satın aldığın ürünlerle ilgili bir problem yaşadığında hakkını arayabileceğin güvenilir bir sistemleri var. Ürününü tanıtmak, mağazana müşteri çekmek için de yine TikTok başta olmak üzere tüm sosyal medya platformlarından faydalanabilirsin. Buralarda ürününle ilgili oluşturacağın ilgi çekici içeriklerle mağazana hatırı sayılır oranda müşteri trafiği oluşturabilirsin. Buraya kadar izledin ve videoya hala beğeni atmadın değil mi? Bekliyorum, hadi bas artık şu beğen tuşuna. Zaten beğenmiştim diyorsan yorumlara bir emoji bırak. Sıradaki videoda görüşürüz.